Merhaba değerli dostlar. Bu videoda Windows USB oluşturmayı göstereceğim size. Windows 10, 11, 8.1, 7 istediğinizi oluşturabilirsiniz. Bunun için iki tane küçücük iki tane programa ihtiyacımız var. Çok büyük bir program değil. Hemen 1 dakikada, 2 dakikada indirilebilen çok kolay bir program ikisi de. Ben indirdim önceden. Şimdi göstereceğim size. Google'a bağlantısını vereceğim şeyde videonun açıklamalar kısmında. Microsoft'un direkt kendi bağlantılarını kullanan bir program aynı zamanda. Windows'un bütün sürümlerini indirebileceğiniz bir program. Windows indir diye Google'a yazarak indiremezsiniz çünkü ücretli hepsi ücretli oldu. Yani eskiden indirebiliyorduk, şimdi indiremiyoruz Windows indir diye. Bu yüzden direkt Microsoft'un kendi verdiği bağlantıyı kullanacağız. Ben açıklamalar kısmında bağlantıyı vereceğim size. Bu sayfaya geldikten sonra şuradan alta indiğiniz zaman şurada Windows ISO download kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman şu program indirilecektir. Bunu indireceksiniz. Bir de Rufus programına ihtiyacımız var USB hazırlamak için. Rufus indir diye Google'a Rufus indir diye yazdığınız zaman bunu da bağlantısını vereceğim. Böyle bir ekran gelecek. Şu büyük harflerle Rufus 3.18 yazan üzerine tıkladığınız zaman bu da indirilecektir. Ve bir de bir tane USB'ye ihtiyacınız olacaktır. 8 GB'tan fazla olması lazım USB'nin kapasitesi. 16 da olabilir, 32 de olabilir. Ama 8 GB'tan küçük olmaması lazım. Şimdi ilk önce bu programı indirdikten sonra açıyoruz o programı. Ben masaüstüne aldım bunu. Böyle bir program, bütün Windows'un bütün sürümlerini indirebileceğiniz bir program. Windows 10 8.1, 7. Biz onu indireceğiz. Onun da bütün sürümleri mevcuttur. Onun üzerine tıkladığınız zaman Windows 10'un sürümleri çıkacak. Böyle sürüm seçtisine çıkacak. Sürüm seçe tıkladığınız zaman 2021 Windows 10 Pro, Windows 11, Windows 10, bütün Windows 10, Windows 11 çıkacak burada. Windows 10 Pro'yu indireceğim ben. Ondan sonra Windows 10 Home Pro'yu seçtikten sonra onayla diyoruz. Ve burada ülke seçmemizi istiyor. Dil seçmemizi istiyor. Siz istediğiniz dilde indirebilirsiniz. Türkçe, Almanca, İngilizce, hangi dilde istiyorsanız indirebilirsiniz onu. Türkçe diyoruz. Onayla diyoruz. 64 ve 32 bit seçeneği çıkıyor burada. Biz 64 bit seçeceğiz. Eğer sizin bilgisayarınızın RAM'i 4 GB'tan küçükse 32 bit indirmeniz gerekiyor. Onu da nereden görebilirsiniz? Şu görev çubuğu var. Şu mouse'u görebiliyorsanız şu görev çubuğuna gelerek sağ tık ve görev yöneticisi dediğiniz zaman bilgisayarınızın bütün özellikleri çıkacaktır. Bilgisayarıma tıklamanıza falan gerek yok. Böyle bir ekran geliyor. Performansa geçtiğiniz zaman performans bölümünde bu sizin ekran kartınız. Ekran kart değil. İşlemciniz. Şurada ekran kartınız gözüküyor en altta GPU'da. Bellek kısmında 8 GB, bende 8 GB RAM gösteriyor bende. Şurada şöyle görebilirsiniz mesela 8 GB DDR3. Buradan RAM'inizi görebilirsiniz eğer bilmiyorsanız. Biliyorsunuzdur muhtemelen. 8 GB'dan yüksekse 64 bit indireceksin. 64 bit dedikten sonra 64 bitin üstüne tıklıyoruz. Ben önce indirdim bunu. Onun için direkt bana aç diye çıkıyor veya kaydet diye çıkıyor. Şurada masa üstünde iptal edeyim bunu. Yani buraya tıkladığınız zaman artık indir diyecektir. 5 GB, yaklaşık 5 GB'lık bir dosya. Şurada ben indirdim. Gördüğünüz gibi 5.13 GB. Windows indirdikten sonra Rufus programı. Artık bu ikisiyle işimiz kalmadı.
En son olarak da Rufus programını açacağız. USB bileğinizi bilgisayara taktıktan sonra şurada gözükecektir zaten USB diye. 16 GB USB bellek gözüküyor. Alt kısmında şurada seç seçeneği var. Seçe tıkladığınız zaman ben masaüstüne indirdim. Windows 10 Türkçe 64 bit. Bunu işaretleyip aç diyorum. Ve Windows 10 geldi şuraya. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir şey var. Windows'u standart sürümünü yükleyeceksiniz. Windows Togo'ya geçmeyin. Bir de GPT ve MBR olayı var. Eskiden bunlara takılıyordular. Şimdi sadece GPT olarak indirmeniz yeterlidir. Yani bilgisayarınız MBR olsa bile otomatik GPT'ye geçiriyor. Yani Windows 7 eski sürümlerde detay girmeniz istiyordu. Şimdi öyle bir şey istemiyor. Yani GPT olarak burası da aynı şekilde kalabilir. Ondan sonra bunu işaretlememize gerek yok. Alta iniyoruz. Buraya isim verebilirsiniz. Mesela ben ne diyorum? Windows 10 format diyorum. Burası da aynı şekilde kalabilir. Ve hazır başlat dediğiniz zaman sizden soruyor. USB bellekteki bütün her şey silinecektir diye bu uyarı veriyor. Ben başlat dedim. Şimdi diyor ki tüm veriler yok edilecek diyor. USB'nizi biçimlendirecek, temizleyecek. Ondan sonra da Windows 10 yükleyecek. Tamam diyorum. Başladı. Şimdi bu mavi çubuk şuraya dolduğu zaman Windows 10 formatımız hazır olacaktır. Bu biraz zaman alabilir. 5 dakika, 10 dakika bilgisayarın hızına göre zaman alabiliyor. Bu şekilde Windows format atma USB'si oluşturabilirsiniz. CD de oluşturabilirsiniz. Şurada mesela ben USB seçtim. Buraya tıkladığınız zaman CD takarsanız CD çıkacaktır. CD'yi seçip CD'ye de yerleştirebilir. Ama USB daha kolay. Daha kullanışlı. Bozulmuyor. Bir kere oluşturdunuz mu defalarca bilgisayarınıza format atabiliyorsunuz onunla. Ben bağlantı şu iki program bağlantısını açıklamalar kısmına vereceğim. Oradan direkt girip indirebilirsiniz. İlk programımızı şuradan şöyle bir ekran gelecek size. Şuradan aşağıya gelerek şurada Windows USB'de olan kısmı var. Ona tıkladığınız zaman indirilecektir. Onu sürükleyerek masaüstüne atın ve Rufus indir diye yazdığınız zaman Google'a çıkıyor zaten. Böyle bir ekran çıkıyor. Rufus'u da şurada indirden sonra büyük harflerle Rufus 3.18 yazana tıklayarak zaten boyutu 1.3 MB olan çok küçük bir program. Yani 1 dakika bile almaz. 5-10 saniyede indiriyor. Bu kadar yani. Sadece Windows'u indirmeniz biraz zaman alıyor. Ben size göstereceğim şimdi boyutunu, özellikler diyeyim. Bakın gördüğünüz gibi 5.13 GB olan bir büyüklükte Windows dosyamız. Burası doluyor. Windows format atma USB'si oluşturuluyor. Burası dolduktan sonra tamamen Windows USB'niz hazır hale gelecektir. Bilgisayarınıza Windows atacaksanız da açıklamalar kısmında o videonun da linki var. Bütün linkleri ben koyacağım açıklamalara. Oradan o videoyu da izleyerek Windows nasıl format atılır bilgisayara onu da izleyerek devam edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.